Hocam Kuveyt Türk Bankası kendi kredi kartını kullananlara altın puan hediye ediyormuş, veriyormuş. Evet. Bu helal mi diye soruyor bir kardeş. Kuveyt faizle iş yapmıyor bildiğim kadarıyla. Evet. O hasebiyle bu ikramıdır bankanın. Bir sıkıntı yok bunda. Verirse verir, vermezse vermez. Bir hediye yani. Bankanın sana ettiği bir hediye. O bankanın çalışma sisteminde bir sıkıntı görüyorsan takvalı insan almaz bunu. Ama bir sıkıntı görmüyorsa herkes alabilir. Öyledir. Kuveyt değil, diğer bankalarda da öyle. Hani diğer bankalarda faizle iş görmüyorsa bir banka, ismi ne olursa olsun, faizle iş görmüyorsa, çalışma sisteminde sıkıntı yoksa bu bankanın sana takvim hediye eder. Eskiden öyleydi, takvim falan hediye ederlerdi. Veya da farklı şeyler ne hediye ederse etsin, bunlar alınabilir. Ama bir sıkıntı var bankada. Sıkıntı olduğu zaman alınan hediye fetva noktasında helal yaptığı işlere niyet edilebilir. Alınan hediye alınabilir cevazı vardır. Ama takvalı olan insan bir küdurat, bir şüphe olduğu zaman ondan kaçınır. Onun için almaz yani. Sıkıntılı olan yerlerde yani. Bugün de bilmiyorum bankalarda sıkıntısız iş yapan banka ne kadar var bilmiyorum. İnşallah vardır. Sorumuz şöyle hocam. Ahiretim için korkuyorum. İbadetlerimi yapıyordum. Artık yapamıyorum. Soğudum resmen ibadetten. İçimde kötülüğü atamıyorum. Ne yapmalıyım? Rehbersiz yola çıkarsanız ya da rehberle çıkıp rehberi dinlemeden giderseniz olay buna inkılap eder yani. Allah korkusu kalbimizde hakim olmasıyla birlikte Allah'ın rahmetine ereceğimizin umudu da aynı derecede kalbimizde olması lazım. Biz ne kadar Allah'ın azabından korkuyorsak o denli de hatta biraz daha fazla Allah'ın rahmetini umuyoruz. Şimdi biz ibadetlerimiz yaparken yapmadığımız takdirde Allah'ın gazabı üzerimize gelir düşüncesi ne kadar kalbimizdeyse yapınca Allah'ın rahmeti o denli bizim üzerimize yağar ve sevgisine nail oluruz düşüncesi de üzerimizde olması lazım. Yaptığımız zaman işte arada yaptığımız eksikleri Allah tamamlar. Celle Celaluhu. Bunlar da hep üzerimizde olması lazım. Yani Müslüman kardeşim, akaid meselelerinde bunlar Ehl-i Sünnet akidesinde geçer. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek de insanı dinden çıkartır. Allah'ın gazabından emin olmak da insanı dinden çıkartır. Daha açık tabirle yani, ben kesin cennetliyim, bana hiçbir türlü azap değmez diye böyle hiçbir korku taşımadan içinde Allah korkusu. Bu şekilde yaşantı da İslam'da yok. Veyahut da benim işim bitti, ben kesin cehennemlik olurum diye bir akide de İslam'da yok. Ne kadar cehenneme girmekten korkuyorsan en az o kadar veya da daha fazla cennete girme noktasında ümidin olacak. Umutlu olacaksın. Şimdi biz ibadeti yaparken işte ne yapıyor? Şöyle bir şey takınıyor kardeşim. Zaten hani YouTube Müslümanlığı oldu. Sosyal medya Müslümanlığına döndük. Telefon kolik bir tip insanımız var. Oradan açıyor, işte ahiretten korkutan bir video izledi. O videoyu izleyince namaza başladı. Ha bu izlemeler bana yararlı diye düşündü. Ondan sonra bir daha izleyin bu sefer o fazla alınan ilaç gibi adamı bozdu bu sefer. Bu sefer ne yapsam ne yesem ben kurtaramayacağım düşüncesinde böyle kendini kaybedebiliyor. İşin aslı olur ki bir muallim, bir mürşid, bir rehber, bir müdebbirden ayrı bir şekilde yol yürümek İslam'da yok. Mutlaka işi bilen birisinin elini tutacaksın, Allah yolunda öyle yürüyeceksin ki hasta isen hastalığını öğretir, ilaç istersen nasıl kullanacağını öğretir, zayıf hissedersen nasıl güçleneceğini öğretir, güç aşırı geldiği zaman kendini nasıl teskin edeceğini öğretir. Bütün hepsinin birer reçetesi, tertibi vardır. O şekilde yürünür, güzel Müslümanlık elbisesine bürünür. Ama kendim yapacağım dersen işte alırsın bir ilacı, bir tane kullanmak gerekirken 100 tane kullanırsın. Böyle hayatı kendine felç edersin yani. Allah muhafaza buyursun. Amin. Korkunun da bir seviyesi var, rahmet umudunun da bir seviyesi var yani. Her şey kararında güzeldir, kararında fayda verir.